Evet, Göztepe Galatasaray maçını teknik açıdan değerlendireceğiz ama oraya gelene kadar değil mi? Konuşulacak çok fazla satır başı var. Biz de derlemeye çalıştık haberimizde yaşananları ama gerilim tırmanmaya devam ediyor. Senin gözünden de dinlemek istiyorum. Neler oldu hafta içerisinde? Sen çünkü çok daha yakından takip ettin camiayı. Neler oluyor? Maalesef yangın yeri ya, gerçekten Çiğdem, Son yangın yıllarda yeri görülmemiş bir ya, kriz hiç değil mi? görülmedi. Ben Evet. 25-26. Seneme giriyorum Galatasaray muhabirliğinde. Ben 26 senede bu şekilde bir gündem görmedim. Hatta ben yayına hazırlanırken maçta ne olacak, işte kimler yedek kalacak, kimler sakat, kimler Evet. cezalı hazırlanırken elimize nur topu gibi çocuk aldık. Nur topu gibi çocuğu bence Galatasaray camiası aldı. Çünkü şu an Galatasaray'da konuşulması gereken olay şampiyonluğa nasıl gideriz, maçları nasıl kazanırız, 7'de 7 nasıl yaparız, 8'de 8 nasıl yaparız, nasıl gideriz, onları konuşması lazımken bunlar konuşuluyor. Neden peki? Neden? Ya zaten sezonun başına gelirsek başkanla Fatih Terim arasında sürekli bir gerilim vardı. Ve taraflar defalarca bir araya geldi. Ve suni olarak da herkes birbirlerine yanlış anlaşıldığını dile getirerek Galatasaray için devam edildi. Fatih Terim'in sözü var. Fatih Terim biliyorsun Galatasaray taraftarına bir sözüm var şeklinde bir demeci vardı. Bunun sessizliğini yaşadı. Diğer tarafta Mustafa Cengiz kulübü ayağa kaldırmaya çalıştı. İşte Riva projesidir, Aslan Tepe'dir, Kemerburgaz'dır, Ada'dır, onlarla uğraştı. Ama nereden nerelere geldik? Geçen hafta ne oldu? Şimdi geçen hafta biliyorsun başkanın bir açıklama yapması gerekiyordu. Neden açıklama yapması gerekiyordu? Galatasaray puan kayıpları yaşıyordu. Puan kayıpları yaşarken de ve burada sorumlu olarak hem camiye hem taraftarlar şunu düşünüyordu ki MHK'nin, hakemlerin yanlı olduğunu ya da TFF'nin tek taraflı olduğunu, Galatasaray'a karşı bir hal aldığını düşünür açıklamalar yapıyorlardı. Ya da o şekilde sosyal medya paylaşımları yapıyordu. Biz de başkan basın toplantısı yapmaya karar verdi. Herkes basın toplantısının zamanını bile yadırgadı. Yani çünkü dediler ki orada da olay şu. Başkan eleştirilen konu da şu. Başkan maçtan sonra niye konuşmadın? Niye 3 gün sonra konuşuyorsun? Herkes de şunu bekledi. Başkan hazırlanacak. Muhtemelen ya TFF'ye bir şey söyleyecek ya MHK'ye bir şeyler söyleyecek. Onu beklerken başkan onları söyledi. Tabii ki MHK'nin bir an önce istifa etmesi lazım Evet. dedi. Ondan sonra birkaç bir şey Ama söyledi ve onları ondan gölgede sonra bırakan asıl açıklama sonra geldi. orada ama işte çok ufak bir ayrıntı var. Onu Nedir? farklı yapmak lazım. Başkan orada şunu söyledi. Futbolcuların haysiyetini ve haysiyetini tekrar sorgulaması lazım Hı tarzında bir hı. kelime söyledi. Ya öyle bir şey ki yani konular öyle bir karıştı ki ben bile dün akşam işin içinden çıkamadım. Haysiyetini ve onurunu tekrar hatırlaması lazım dedi. Ya burada işte daha sonra Zeki Bey de şunu söyledi. Ben bir şok etkisi yaratmak istedim takıma. Şok etkisi lazım dedi. Bu şok etkisi olmadı, takıma şok oldu. Şunu soracağım. Şok etkisi yaratmak istedi de acaba cümlelerini mi yanlış seçti, sözcüklerini başkan? Yoksa şu görüşte olanlar da var. Bu sözlerle asıl Fatih Hoca'yı hedef aldı bence diyenler de var yorumcular arasında. Tabii ki ikiye Senin görüşünü ayrıldı. Benim merak ediyorum. görüşüm tabii ki burada bir puan kayıpları var. Puan kayıpları neticesinde başkan bir mesaj vermek istedi. Bu mesajı herkes istediği şekilde aldı. Ama ben şöyle olmasını daha çok isterdim yani bir gazeteci olarak ya da futbol camiasında olan bir insan olarak şöyle olması daha şık olurdu. Televizyonda söylemezdin de giderdin Florya'ya, takımla toplantı yapardın. Derdin ki arkadaşlar bakın daha iş bitmedi. Daha maçlarınız var. Çıkın aslanlar gibi oynayın. Haysiyetinizi, onurunuzu ben sizin biliyorum ne kadar haysiyetle nasıl onurlu olduğunuzu ama lütfen çıkın oynayın. Bu şekilde söyleseniz çok farklı yerlere gelirdi ama basına gidince bu şekilde yansıyınca aldı, devirdi, devirdi. Herkes elindeki bütün taşları ortaya koydu. Herkes söyleyeceğini söyledi ve takım buralara kadar O geldi. sözlerden sonra neler O yaşandı sözlerden Florya'da? sonra Florya'da şöyle bir şey yaşandı. Zaten o saatlerde başkanın açıklama yaptıktan yarım saat sonra da Galatasaray'ın antrenmanı vardı. Antrenman öncesinde bir toplantı vardı. Yani hep antrenman öncesi toplantı yapar. Fatih Terim anlatır işte şunu yapacağız, antrenmanda böyle yapacağız. Şunlara dikkat etmemiz lazım. Maç önemli. Artık bundan sonra kaybedecek puanımız yok. Konuşması yaparken herkes sus pustu. Çünkü orada gerçekten yabancılar da anladı bu işi. Yabancılardan Muslera kaptan olarak hepsini dinledi. Arda kaptan olarak hepsini dinledi.
ve oradan nereden nerelere geldi. Herkes şok etkisi oluşturdu. Yani antrenmana çıkmak istemeyenler, morali bozuk olanlar, antrenman yapmak istemeyenler hepsi ayrı bir şekilde sıkıntıya girdi. Orada Fatih Hoca devreye girdi galiba. Ya, tabii ki Fatih Hoca devreye girdi. Sonuçta burası Galatasaray dedi. Galatasaray'da oynuyorsunuz. Galatasaray'da oynamanın da bir şey var. Yeri geldiği zaman gerekli şeyleri konuşursunuz dedi. Ve gerçekten Florya'da moraller bozuktu. Birinin bir şey demesi lazımdı. Yani orada yanlış anlaşıldığını ya da kelimelerin bu şekilde olmadığını ya da arkadaşlar biraz daha zamanımız var, biraz bekleyin demesi lazım gereken kişi de Abdurrahim Albayrak'tı. Abdurrahim Albayrak Florya'daki havayı sezdi ve atlayarak Florya'ya gitti. Ertesi gün bu pozu verdi. Tabii ki o pozda Fatih Terim yoktu çünkü Fatih Terim gerçekten incinmişti. Ama zaten hani Fatih Terim incinmesi şu anki olan bir şey değil. Fatih Terim'le Mustafa Cengiz Başkan'ın sezon başından beri sürekli birbirlerine hedef alan açıklamaları vardı. Virgül Hocam, Başkan Mustafa Cengiz hiç Florya'ya gitti mi o sözleri sarf ettikten sonra? Hiç gitmedi. Sonra? Ya da herhangi bir futbolcuyla görüşmesi oldu mu? Yok. Telefonda da olabilir. Yok, Abdurrahim Albayrak. Yani ikinci başkan Abdurrahim Albayrak. Yönetim adına mı gidiyor Abdurrahim Albayrak? Yoksa kendi inisiyatifle, kendi düşüncesiyle mi gidiyor? Çünkü bence bu krizde kazananlardan bir tanesi Abdurrahim Albayrak. Abdurrahim Albayrak zaten Florya'da yatıp kalkan bir insan. Yani Mustafa Cengiz'in söylediği sözlerin yanlış olduğunu başkan böyle söylemek istemedi demek için mi gidiyor? Yoksa hiç oraya karışmadan takımın havasını biraz daha aşağı çekmek için mi yani? Takımın havasını biraz daha aşağı çekmek için. Çünkü gidiyor. Hayır, şundan soruyorum. Başkanlık için adı geçenlerden bir tanesi de Abdurrahim Albayrak başkan. Ama şu aşamada başkanlığın adı geçmesini çok fazla şey yapmamak lazım. Çünkü ben Abdurrahim Albayrak'ı iyi tanırım. Şu an mevcut başkan varken çıkıp da adaylığına çıkacak bir karakter de değil. Ama tabii ki dün çok farklı şeyler de gelişti. Biliyorsun ondan sonra bizim Nevzat'ın haberi var. Haberi sonrasında çalkalandı. Fatih Terim'e hedef alan ifadeler var. Tabii ki Fatih Terim'de bir şeyler söylemesi lazım gerekiyor. Herkes bunu bekliyor. Ama ben iki tane senaryo üzerinde gidiyorum. Birinci senaryo tabii ki Fatih Terim çıkacak bir şeyler anlatacak. Anlatması lazım. Çünkü burada futbolcular hedef alındı. Ama futbolcuların hocası kim? Fatih Terim. Fatih Terim de söyleyeceği bir şey var. Futbolcuların böyle dememesi lazım. Böyle değil, böyle bir karakter değil. Herkes canıyla başıyla oynuyor demesi lazım. Hayır kardeşim, ben bu verilen ithamları, ben bunları kabul etmiyorum. Böyle bir şey yapmadım, böyle bir şey olmadı demesi lazım. Ya da çıkıp yani olmaz, buraya kadar demesi lazım. Ama ikinci alternatif var ki benim için gerçekten ikinci alternatif daha ön plana çıkıyor. Benim kendi düşüncem şu: Fatih Hoca gide çıkar, şunu söyler. Ben taraftara bir sözüm var, sezon sonu konuşurum demesini bekliyorum. Ben öyle bir beklenti içerisindeyim. Şu an sessiz kalırsa ve Göztepe maçı da Galatasaray'ın galibiyetiyle geçerse ve Fatih Terim için de ayrılısı olur. Yani gözler kulaklar şimdi Fatih Hoca'nın yapacağı açıklamalarda ama sana herhangi bir açıklama gelmeyecek bence. Dün de şöyle bir gerçek. Bunu bir duyum üzerine mi söyledin yoksa ben kendi şahsi düşüncem üzerine söyledim. Çünkü Fatih Hoca da zaten zamanında çok sustu. Niye sustu? Ortamı çok fazla germek istemedi. Gergin olan ortamı daha fazla gerip de Galatasaray'ı sıkıntıya sokmak istemedi. Öyle görmek lazım. Tabii ki başkanın da bir açıklama yapması lazım ki ben başkanın bugün bir açıklama yapmasını bekliyorum. Ve öğleden sonra da bir açıklama yapacak gibi gözüküyor başkan. Bir de şu var. Dün akşam dün Galatasaray'da yönetim kurulu toplantısı vardı biliyorsunuz. Evet, oraya da gelelim. Oraya da geleyim ben. Aynen öyle. Yönetim kurulu toplantısında sonrasına basına ve sosyal medyaya şu şekilde bir algı, yani şu şekilde yansıdı diyelim. Hatta daha sonrasına akşam saatlerinde bir Twitter'da Clubhouse'da bir yönetici Clubhouse'a bağlandı ve orada şunu söyledi. Biz başkanı 7 yöneticiyle beraber Mahmut Recevik. Evet, istifaya davet ettik şeklinde söylemi var. Aslında 7 yönetici yoktu, 8 yönetici. Bir de Sportif AŞ yöneticisi vardı. Toplam 9 kişi vardı o toplantıda. Benim aldığım istifa şu yönde. Söylenen şu: başkanım artık siz onursal başkan olun. Onursal bir şekilde durun, seçime kadar kenarda durun. Biz öne çıkarız, konuşuruz, ederiz, her türlü müdahale ederiz. Ama lütfen artık siz şey yapmayın, konuşmayın tarzındaydı. Başkan da dedi, ben niye konuşmayacağım? Ben bu kulübün başkanıyım. Çıkacağım, konuşacağım. Yani ne gerekirse yapacağım. Sonuçta hani benden rahatsız olan varsa kendilerine baksın, kendileri. Ondan sonra iş şuna yansıdı. Başkana istifaya davet edildi. Başkan da şöyle söyledi: İstifa etmiyorum, gerekirse siz istifa edin. Son nefesine kadar Galatasaray'ın haklarını korumaya devam ve edeceğim. Ve bunu söylüyorsanız dedi, ya bunu söylüyorsanız istifa edin
anlamına geliyor. Ben orada yöneticinin de açıklamasını şu şekilde görüyorum. Ortalık yangın yerine dönmüş. Hata bizde değil, alın başkan da hata. Biz başkanı istifaya çağırdık gibi bir açıklama olmuş. O şekilde bence görmek lazım. Aday olsa da seçimde kaybedeceğini düşündükleri için bu yönde bir hamle yaptılar. Ya o da olabilir. Kaybedenler kulübünde olmak istemiyorlar bence. Ama zaten yani her şey kaybedilmiş zaten. Şu an ne kazanılmış bir şey yok mu şu an? Şu an Galatasaray şu anda seçim, bak. Her seçim bir bak, yönetici için an, yeni bir fırsattır. Bir listeden ama girer. Ama şu an Galatasaray'da şampiyonluk şansı konuşmayıp şu an içteki bu huzursuzluklar konuşuyorsa Galatasaray zaten kaybetmiş. Ama zaten işte yeni çıkan bir şey değil. Ekim ayından bu yana Mustafa Cengiz'de Fatih Terim arasındaki demeç savaşlarını hepimiz biliyoruz. Ocak ayında Fatih Terim derin bir yalnızlık hissediyorum demedi mi? E dedi. Yani kime karşı dedi? Mustafa Cengiz'e karşı dedi. Ben de dedi. Şu an söyleyeyim mi? Tamam. Fatih Terim de gerçekten derin bir yalnızlık hissediyor. Mustafa Cengiz de artık hissediyor. Mustafa Cengiz de şu an derin bir yalnızlık içerisinde. Mustafa Cengiz şu an yalnız. Yalnız tek başına. Bence bir açıklama yapacak. Ama buradaki en önemli açıklama Fatih Terim yapacağı açıklama olacak. Ben yine de Fatih Terim'in çıkıp Galatasaray'ın menfaati için susacağını düşünüyorum. Evet. Ama çok farklı bir şey olursa da çok sürpriz Peki, olmaz. Peki başkandan nasıl bir açıklama bekliyorsun? Başkandan şöyle bir açıklama bekliyorum. Özellikle bu haysiyet ve onurla ilgili söylemiş olduğu kelime var ya, onunla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyorum. Geç kalınmış bir açıklama olacak tabii ki. Çok olayın geçtikten sonra. Ya bir düzeltme anlamında bir açıklamadan bahsediyorsun. Yani ben o kelimeyle neler söylediğini kastedecek muhtemelen. Ya ben bu kelimeyi söylerken futbolcularım haysiyetsiz onursuz değil. Futbolcularım haysiyetin onurlu bir şekilde daha mücadele etmesi gerektiğini söyleyecek belki. Ya da farklı şeyler söyleyecek ama başkan kesinlikle bence bugün bir açıklama yapacak gibi geliyor.